Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır çekmediğimiz ülke tanıtım videolarından bir yenisini çekmeye karar verdik. Bu videomuzda Afrika'nın en zengin ülkesi, Afrika'nın en güneyinde yer alan Nelson Mandela'nın gökkuşağı milleti olarak tanımladığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ni beraber keşfedeceğiz. Ya bunda dela bat, 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 bat. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'nın en güneyinde Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu'na sırrını bulunan bir konumda bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin nüfusu 4 farklı etnik gruptan meydana gelmektedir. Yaklaşık nüfus 60 milyondur. Siyahlar ve Bantular %70 ile en kalabalık grubu oluştururlar. Beyazlar %17, Melezler %10 ve Asyalılar ise %3 ile nüfusun kalan bölümünü meydana getirirler. Beyazlar Hollanda, İngiliz, Fransız ve Alman menşeilidir. Ülkede okuma yazma bilenlerin oranı %80'dir. Ülkenin en büyük gücü doğal kaynaklarıdır. Altın, platin ve elmas açısından çok zengindir. Bugüne kadar çıkarılmış en büyük elmas bu ülkede bulunmuştur. 1905 yılında 605 gramlık elmas 105 parçaya kesilmiştir. Bu parçaların bir kısmı İngiliz kraliyet ailesinin mücevherlerinde kullanılmıştır. Ülkenin bir diğer ilginç özelliği 3 tane başkenti olmasıdır. Her başkentin ayrı bir sınıfı vardır. Yasama başkenti Cape Town, yürütme başkenti Pretoria, yargı başkenti Bloemfontein'dir. Güney Afrika'nın Karoo bölgesi dinozor fosillerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu zamana kadar bulunan fosillerin yaklaşık %80'i bu bölgede bulunmuştur. Güney Afrika'da balık göçü uzaydan görülebilecek kadar büyüktür. Her yıl Mayıs ve Temmuz arasında milyonlarca küçük gümüş balığı Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Cape Burnu ve Güney Natal kıyılarına kadar geniş kıyılarda seyahat eder. Güney Afrika'da en büyük kara memelisi yani fil, en büyük kuş yani deve kuşu, en uzun hayvan zürafa, en büyük balık balina köpek balığı, en büyük sürüngen deri sırtlı kaplumbağa, en hızlı kara memelisi çita ve antilop bir arada yaşamaktadır. Güney Afrika hakkında ilginç bilgilerden birisi de ilk başarılı kalp nakli 3 Aralık 1967'de Dr. Christian Bernard tarafından bir Cape Town hastanesinde gerçekleştirildi. Güney Afrika sahilinde 2000'den fazla gemi enkazının bulunduğu belirtiliyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, dünya futbol, kriket ve rugby dünya kupasına ev sahipliği yapan tek ülke olma özelliğini taşıyor. Güney Afrika aynı zamanda bir G20 ülkesidir. 1900'lere kadar ülkede ırkçılık had safhadaydı. 1994'te ülkenin başına ilk defa siyahi birisi başkan olmuştur. Bu isim birçoğumuzun ismini yakından bildiği Nelson Mandela'dır. Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arası aktarmasız uçuş süresi 11 saattir. Ülkenin %80'lik kısmı Hristiyan dinine mensuptur. İslamiyet dinine inananlar %1,5 ile düşük seviyede bulunmaktadır. Ülke uzun bir süre Hollanda sömürgesi altında kalmıştır. Ülkenin günümüzde aktif olarak 60 bine yakın askerinin bulunduğu söylenmektedir. Ülke ekonomisinin en önemli ihracat ürünleri altın, elmas ve platindir. 2013 verilerine göre ihracat yaptığı ilk 4 ülke şu şekildedir: Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan. Ülke ekonomisinin en önemli ithalat ürünlerini makine ve ekipmanları, petrol ürünleri, kimyasallar, gıda ürünleri ve bilimsel aletler oluşturmaktadır. Ülkenin 2013 verilerine göre ithalat yaptığı ilk 5 ülke şu şekildedir: Çin, Almanya, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan.